psikoloji bölümü 1. sınıf. Sorum Sayın Kurtulmuş'a. Bu halk yıllardır susturulmaya çalışıldı fakat Sayın Erdoğan birkaç dakika daha az konuştuğu için Davos zirvesinde one minute dedi. Oysa bir ülkede one minute'ları alıp başını giden işsizliklere, halkı bölmeye çalışan tavırlara, Davos'ta siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz deyip de kendi vatanı için can veren şehitlere, kelle denenlere sarf edilmesi gerekiyor. Şimdi size soruyorum, one minute demek için daha iyi nedenleriniz var mı? Siz nelere one minute diyeceksiniz? Yoksa siz de Davos benim için bitmiştir deyip meydanı terk mi edeceksiniz? Yani genel olarak bizim çıkarlarımızı düşünüp kurtuluşa mı yol açacaksınız? Yoksa sizin çıkarlarınızı düşünüp kurtulmuşa mı? Teşekkürler. Evet, hemen buna cevap hakkı doğduğu için verelim. Çok keyifli bir soru da, yani başkasının yaptığından niye bana soru soruyorsunuz onu anlamadım. Ama en yakın sizsiniz şimdi bu içimizde. Siz birlikte... Hayır. Şimdi değerli kardeşim, çok güzel bir soru, hakikaten keyifli bir soru sordu. Biz one minute falan demeyiz. Bir kere Türkçe durun bir dakika deriz. Kime durun bir dakika deriz? Kime durun bir dakika deriz? Türkiye'nin üstlerini kullanarak Orta Doğu'ya 131 bin tane sortu yapan Amerika'nın ve NATO'nun uçaklarına durun bir dakika deriz. Biz kime bir dakika deriz? Türkiye'nin halkını yoksullaştıran, işsizleştiren IMF'nin memurlarına durun bir dakika. Çıkın şu kapıdan dışarı. Biz kime durun bir dakika deriz? Türkiye'yi yıllardır Avrupa Birliği'nin terbiye salonunda eline ev ödevleri verip yap şu ev ödevlerini diyen Avrupa Birliği'nin komiserlerine durun bir dakika deriz. Eğer bunu yapmazsak da yemin ediyorum ki bir saniye bile siyasetin içinde durmayız. Bunlar hepsi kayda geçti efendim. Evet. Başbakan olursanız bunları tek tek dinleteceğiz size. Eğer demezseniz, eyvallah, de hatırlatacağız. Eyvallah.